geldi ya. Evet, kahveleriniz de geldi. Sağ ol. Teşekkürler. Sen çok zahmet etmişsin. Ama bak gerçekten bizim asla erteleyemeyeceğimiz çok önemli bir işimiz var. Biz gidelim. Aynen. Ya. Biz ne yapalım biliyor musun? Bu kahveyi şey yapalım. Karton bardağa koyalım. Biz ondan sonra 10 saat oturmaya geliriz değil mi Çavi? Olmaz. Önce oturup kahvelerinizi için sonra gidersiniz. Evet, dükkanınız hayırlı uğurlu olsun. Ay çok teşekkür ederim Muhtar Bey. Daha sonra da bankadan parayı çekerim, kalan işlemleri hallederiz. Tabii, tabii efendim. Hiç önemli değil. Bu arada dediğim gibi bu arkadaşın da eti sizin. Bence kemiği de sizin olsun. Olur, olur. Teşekkür ederim. Hadi biz de Muhtar amcayla kalkalım. Çavi, Zola. Arkadaşlar. Burayı Arnavutköy'ün en popüler kafesi yapacağım. Yap yap aferin yap çok güzel olur yakışır da sana zaten. Kebap yemekten sıkılan halk sağlıklı yemek yemek için buraya gelecek. Zola bu manyak çok tehlikeli. Çok bence de acayip. Hadi için. Lütfen. Geçmiş olsun. Sağ olun. Siz hastanın yakını mısınız? Yok ben yakını değilim. Amca iki tane adam gasp edip kaçtılar. Anladım. Siz yine de bir yere ayrılmayın lütfen. Polisler gelince ifade verirsiniz. Tamam. Azra. Anneciğim. Sen niye yalnız döndün kızım? Azra, kızım ne oldu yoksa Ahmet'in başına bir şey mi geldi? Ay hayır anneciğim bir şey yok Ahmet'in. Aman. Anneciğim derken? Yani Hacer teyzeciğim iyi Ahmet iyi merak etme. Oh çok şükür. Ay, kızım ne bileyim öyle tek başına gelince bir şey oldu sandım. Ayrıca bana istediğin zaman anneciğim diyebilirsin. Çünkü ben senin annen sayılırım. Hem de ağzına bir yakışıyor ki. Tamam. Azra. Anneciğim. Gel şöyle bakayım. Geleyim anneciğim. Bu Ahmet niye seni yarı yolda bıraktı? Ha? Niye sen tek başına geldin? Şimdi şöyle oldu anneciğim. Biz parktaydık Ahmet'le oturuyorduk. O bana şey teklif ediyordu. Ne teklifi? Dondurma. Dondurma mı? Hı hı. Dondurmanın nesini teklif etti ya? Erkek adam alır dondurmayı getirir kıza verir. Nokta. Allah Allah. Bunlar var ya ailece cimri zaten. Ablana bak dondurma teklif etmiş. Hay Allah'ım ya. Ya Nuriye oradan bır 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 konuşuyorsun da ben senin bütün dediklerini duyuyorum. Ben zaten sen duy diye söylüyorum. Tamam tamam annemler durun şimdi. Sonra parkta yan kesiciler vardı böyle yaşlı bir amcayı darp ediyorlardı parasını almak için. Ya Ahmet araya girdi kurtardı amcayı ama amca birazcık zor durumdaydı onu hastaneye götürdü. İşte aslan gibi oğlan doğurursam böyle olur. Tabii yiğidim benim güçlü parmağımın ucuyla kaldırdı götürdü amcayı değil mi hastaneye? Ay kurban olayım ya. İyi ki doğurmuşsun oğlan. Yürü kız sen de kırıtıp durma. Dünya kadar iş var hadi. Tamam anneciğim geliyorum. Azra Bey. Ay Hacer teyze. Efendim anneciğim. Sana çok güzel bir haberim var. Ay neymiş haberin? Çağla'yı işten kovdum. Ne diyorsun ya gerçekten mi? Evet. Nasıl yaptın peki? Şöyle yaptım. Aldım karşıma kızım dedim artık benim seninle bir işim yok dedim. Yürü git buradan dedim. Seninle aynı mutfakta çalışmak istemiyorum dedim. Gönderdim nasıl? Ay ya nasıl mutlu ettin beni biliyor musun? Çok teşekkür ederim anneciğim. Ya ben gelinimin üzülmesini ister miyim hiç? Ay bunun burada ne işi var? Kimin ne işi var? Bunun. Aa hakikaten onun orada ne işi var? Bunları Çağla Hanım yolladı. Ne? Salatayı. Niye? Bizim köşede devren kiralık bir dükkan vardı ya. Evet. İşte Çağla Hanım oraya sağlıklı yemekler yapan bir kafe yapacak. Neymiş ki bu? Sağlıklı yani böyle avokadolu salata, kabaklı köfte. Oğlum lan burası Türkiye. Burada kebap dururken kim anakandolu salata falan yer? Yok anakandolu değil avokado. Her neyse canım işte. Allah Allah canım köftemiz dururken.
Kimin işi olur böyle kabak köftesiyle, anatontayla bilmem neyle götür ver. Götür hemen kapatsın yoksa batar. İki güne kalmaz batar, götür. Ya tamam da anneciğim ya, kabus gitmedi mahalleden işte, bak kaldı başımıza. Gidecek. Hacer'im ben gider. Gidecek. Hacer Hanım. Afiyet olsun. Sağ ol. Hacer Hanım diyor. Anneciğim. Hanım olduk şimdi. Sağ ol. Nasıl halledeceğiz? Yok, sağ ol. Anlıyorum kız. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.